Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, weil, yani çünkü, çünkü ile cümleler oluşturacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, weil cümlelerine bakacak olursak, tıpkı güzel Türkçemizde olduğu gibi neden-sonuç ilişkisinin olması lazım. Yani bir şeyden dolayı bir şey söz konusu oluyorsa ne yaparız? Çünkü'yü belirtiriz, öyle değil mi? Burada da durum bu. Dolayısıyla iki durum var. Bu iki durumu çünkü ile ne yapmış oluyoruz? Nedenselleştirmiş oluyoruz aslında. Şundan dolayı, bundan dolayı anlamına gelen böyle bir inceleyelim. Şimdi ilk cümleye bakacak olursak, Mein Bruder bleibt heute zu Hause. Evet, bu cümle, öncelikle bir öğelerini anlamaya çalışalım. Mein Bruder, der Bruder neydi? Abi ya da erkek kardeş anlamında, değil mi? Benim abim ya da benim erkek kardeşim derken Mein Bruder diyoruz. Bleiben neydi? Kalmak demekti. Heute, bugün, zu Hause, evde. Yani abim diyelim isterseniz. Abim bugün evde kalıyor, değil mi? Evde kalıyor diyor. İkinci cümleye bakalım. Er will einen Roman lesen. Evet. Der Roman, anlaşılacağı üzere değil mi? Roman. Lesen, okumak. O ne yapmak istiyor? O bir roman okumak istiyor. Şimdi bakın, burada neden sonuç ilişkisi var. Abim bugün evde kalmak istiyor. Neden? Çünkü, çünkü ne yapmak istiyormuş? Roman okumak istiyormuş. Şimdi bunu weil cümlesiyle neden sonuç şeklinde bir inceleyelim. Mein Bruder bleibt heute zu Hause. Bakın, üstteki cümleyi aynen aldım ve nedenselleştiriyoruz. Neden diye soracak olduğumuzda ya da devamını getirecek olduğumuzda, weil einen Roman lesen will. Bakın ne olmuş arkadaşlar burada? Weil cümlesi, değil mi? Virgülden sonra weil geliyor ve ne oluyor? Bakın buradaki modal fiilimiz wollen ne olmuş? Cümlenin sonuna gitmiş. Tabi will olarak, değil mi? Er'e göre çekimlendiği için er will. Dolayısıyla ne olmuş? Mazhar haldeki lesen'den hemen sonra gelmiş ve lesen will ile sonuçlanmış. Dolayısıyla abim bugün evde kalıyor çünkü bir roman okumak istiyor, değil mi? Dolayısıyla Mein Bruder bleibt heute zu Hause, weil einen Roman lesen will diye ne yapmış oluyoruz? Neden sonuç şeklinde, değil mi? Evde kalıyor çünkü roman okumak istiyor. Şimdi Almanca'da Türkçeden farklı olarak bu weil cümlesini cümlenin başına da taşıyabilirim arkadaşlar. Bu Türkçe'de pek söz konusu değil. Öyle bir şey yapacak olursak ne olur bu? Anlamda bir kayma olabileceği gibi yanlış anlatım ya da bir bozuk bir anlatım olur, değil mi? Ancak Almanca'da böyle değil. Yani ben çünkü'yü başa da çekebilirim. Yani çünkü weil'i başa da alabilirim. Bu durumda ne olacak? Bakın, bu durumda cümlenin öğeleri biraz yer değiştirebilir. Bakalım ne olacak? Weil mein Bruder einen Roman lesen will. Bakın, öncelikle nedeni koyuyorum cümlenin başına. Diyorum ki abim bir roman okumak istediğinden dolayı ne yapıyorum? Ne yapıyor? Bleibt zu Hause. Aslında Türkçe'de de diyebiliriz, değil mi? Kalmak istediğinden, değil mi? Roman okumak istediğinden dolayı evde kalıyor diyebiliriz, değil mi Türkçe'de? Aynen. Dolayısıyla weil mein Bruder einen Roman lesen will, bleibt zu Hause. Bakın virgülden sonra ne olmuş? Virgülden sonra eylem geliyor. Bakın ne oldu? Mein Bruder bleibt zu Hause. Bakın buradaki bleibt ile ne yapmış oldu? İkinci cümle başlamış oldu. Dolayısıyla bleibt zu Hause, evde kalıyor. Bir roman okumak istediği için ne yapıyor? Evde kalıyor derken demek ki weil mein Bruder einen Roman lesen will, bleibt zu Hause demiş oluyoruz. Sonraki örneğimize bakalım.
Sonraki örnekte die Schülerin möchte nicht in die Schule gehen. Evet, die Schülerin, kız öğrenci, ne yapmak istemiyor? In die Schule gehen, okula gitmek istemiyor. Sie hat eine Matheprüfung. Evet, nesi varmış arkadaşlar? Bir matematik sınavı var ve evet, okula gitmek istemiyor. Fena, değil mi? Dolayısıyla şimdi burada bir neden sonuç ilişkisi bariz bir şekilde ortada, değil mi? Okula gitmek istemiyor. Neden? Çünkü matematik sınavı var. Ne yapacağız? While cümlesiyle bunu neden sonuç şekline büründüreceğiz, değil mi? Bir araya getireceğiz. Dolayısıyla okula gitmek istemiyor çünkü matematik sınavı var dediğimizde, bakın baştaki cümleyi aynen alıyorum. Die Schülerin möchte nicht in die Schule gehen. Virgülümü getiriyorum. Weil sie eine Matheprüfung hat. Bakın buradaki haben ne oldu? Çekimlenmiş olarak, değil mi? Sie hat ne oldu? Cümlenin sonuna gitmiş oldu. Dolayısıyla die Schülerin möchte nicht in die Schule gehen, weil sie eine Matheprüfung hat. Her ikisi de, değil mi? Geniş zamanda kurulmuş olan cümleler, değil mi? Bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Biz tabi bu while'ı cümlenin başına alsaydık da olurdu. O zaman ne olacaktı? Weil die Schülerin eine Matheprüfung hat, möchte sie nicht in die Schule gehen. Bakın burada ne oldu arkadaşlar? While cümlesiyle başlandığında, değil mi? Ne yapmış oluyorum aslında? Aynı şekilde, değil mi? Bu yapıyı koruyorum, değil mi? Cümlenin öğeleri aynen korunmuş oluyor. Weil die Schülerin eine Matheprüfung hat. Virgülümü getirdim. Bakın burada virgülümü getirdikten sonra ne demiştik? Eylemle devam ediyor. Ancak ikinci cümlede arkadaşlar burada ne var? Modal fiil var. Möchten var. Dolayısıyla ne olacak? Modal fiille başlıyor olacağım ve asıl fiilimi ne yapacağım? Mastar halde, zaten bu modal fiil kuralıydı. Cümlenin sonuna atmam lazım. Dolayısıyla ne olacak bu? Möchte sie nicht in die Schule gehen, değil mi? Ne yapmış oluyorum? Sebebi cümlenin başına taşımış oluyorum. Çünkü nesi var? Matematik sınavı var. Weil die Schülerin eine Matheprüfung hat, öğrencinin bir matematik sınavı olduğundan dolayı möchte sie nicht in die Schule gehen, ne yapmak istemiyor? Okula gitmek istemiyor deniliyor, ama sınavlardan tabii ki kaçış yok, öyle değil mi? Dolayısıyla sağlam bir şekilde eğer çalıştıysak ve kendimize güveniyorsak her tür sınavdan evvelallah üstesinden geliriz, öyle değil mi? Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz yapıları doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Mein Bruder bleibt heute zu Hause. Mein Bruder bleibt heute zu Hause. Er will einen Roman lesen. Er will einen Roman lesen. Mein Bruder bleibt heute zu Hause, weil er einen Roman lesen will. Mein Bruder bleibt heute zu Hause, weil er einen Roman lesen will. Weil mein Bruder einen Roman lesen will, bleibt er zu Hause. Weil mein Bruder einen Roman lesen will, bleibt er zu Hause. Die Schülerin möchte nicht in die Schule gehen. Die Schülerin möchte nicht in die Schule gehen. Sie hat eine Matheprüfung. Sie hat eine Matheprüfung. Die Schülerin möchte nicht in die Schule gehen, weil sie eine Matheprüfung hat. Die Schülerin möchte nicht in die Schule gehen, weil sie eine Matheprüfung hat. Weil die Schülerin eine Matheprüfung hat, möchte sie nicht in die Schule gehen. Weil die Schülerin eine Matheprüfung hat, möchte sie nicht in die Schule gehen. Sıradaki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Die Mutter kauft nicht die Bluse. Sie ist teuer. Evet. Die Mutter, anne, kauft nicht die Bluse. Bluse satın almıyor.
Evet, şimdi gerekçesine bakacağız. Sie ist teuer. Teuer neydi arkadaşlar? Pahalı demek değil mi? Anne bluzu almıyor çünkü pahalı diyeceğiz. Ne yapacağız? Weil ile bu iki cümleyi bir araya getireceğiz. Dolayısıyla ne yapacağım? Baştaki cümleyi aynen buraya taşıyacağım. Diyeceğim ki die Mutter kauft nicht die Bluse. Virgülümü getirdim. Weil sie teuer ist. Bakın ne olmuş gene? Sein, yani buradaki ist cümlenin sonunda gitmiş ve ne demiş oluyoruz? Weil sie teuer ist ile bunun pahalı olduğunu belirtiyoruz değil mi? Anne bluzu satın almıyor çünkü pahalı. Şimdi çünkü pahalı, çünkü pahalı demeyiz değil mi? Ne deriz güzel Türkçe'de? Bluz pahalı olduğundan dolayı deriz. Ancak Almanca'da buradaki weil yapısını cümlenin başına da taşıdığımızda demek ki bu anlam gelmiş oluyor. Dolayısıyla bakın burada ne yapmış oluyorum? Oradaki sie yerine die Bluse diyorum ve diyorum ki weil die Bluse teuer ist değil mi? Bluz pahalı olduğundan dolayı weil die Bluse teuer ist virgülümü getirdim ve eylemle devam etmem gerekiyor. Ne yapacağım bakın burada? Buradaki özneyi yok sayacağım. Kauft die Mutter. Bakın daha doğrusu yok saymak değil ama yer değiştirmek diyelim. Kauft die Mutter sie nicht. Bakın burada demek ki weil die Bluse teuer ist. Bluz pahalı olduğundan dolayı bakın virgülümü getiriyorum. Kauft die Mutter sie nicht. Buradaki sie'den kasıt ne arkadaşlar? Die Bluse. Dolayısıyla bluz pahalı olduğundan dolayı anne onu satın almıyor derken ne diyecekmişiz? Weil die Bluse teuer ist, kauft die Mutter sie nicht. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Die Kinder spielen zu Hause. Evet, çocuklar zu Hause, evde ne yapıyorlar? Oynuyorlar değil mi? Die Kinder spielen zu Hause. Gerekçesi ne? Neden oynuyorlar evde? Es regnet draußen. Es regnet neydi? Es regnet yağmurun yağması demekti değil mi? Draußen dışarıda. Dışarıda yağmur yağıyor derken demek ki es regnet draußen. Şimdi bu iki cümleyi ne yapacağız? Neden sonuç değil mi? Bir gerekçelendirme yapacağız. Çocuklar neden evde oyun oynuyor? Değil mi? Ne yapacağız? Bunu başa alacağız. Die Kinder spielen zu Hause. Çocuklar evde oynuyorlar. Neden? Weil es draußen regnet. Bakın burada regnen yağmurun yağması arkadaşlar Almanca'da bir eylem şeklinde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla regnen yağmurun yağması demek. Buradaki eylem ne olacak? Cümlenin sonuna gidecek değil mi? Çünkü dışarıda yağmur yağıyor derken weil es draußen regnet demiş oluyoruz. Demek ki toparladığımızda bu cümleyi Die Kinder spielen zu Hause. Çocuklar evde oyun oynuyorlar. Çünkü weil es draußen regnet. Çünkü dışarıda yağmur yağıyor. Değil mi? Şimdi bu yapıyı arkadaşlar başa getirdiğimizde ne oluyor? Bakalım. Bu yapıyı gene ne yapıyorum? Demek ki başa getiriyorum. Herhangi bir öğenin yer değişikliği söz konusu değil. Weil es draußen regnet, dışarıda yağmur yağdığından dolayı weil es draußen regnet virgülümle ayırdım ve ne yapıyorum? Eylemimle devam ediyorum. Eylemim hangisi? Spielen değil mi? Spielen die Kinder draußen. Ne yapıyor çocuklar? Spielen die Kinder, düzeltiyorum. Spielen die Kinder zu Hause, evde oynuyorlar değil mi? Çünkü yağmur dışarıda yağdığından dolayı değil mi? Weil es draußen regnet, spielen die Kinder zu Hause demiş oluyor. Dilerseniz bunları arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Mutter kauft nicht die Bluse. Die Mutter kauft nicht die Bluse. Sie ist teuer. Sie ist teuer. Die Mutter kauft nicht die Bluse, weil sie teuer ist. Die Mutter kauft nicht die Bluse, weil sie teuer ist. Weil die Bluse teuer ist, kauft die Mutter sie nicht. Weil die Bluse teuer ist, kauft die Mutter sie nicht.
Die Kinder spielen zu Hause. Die Kinder spielen zu Hause. Es regnet draußen. Es regnet draußen. Die Kinder spielen zu Hause, weil es draußen regnet. Die Kinder spielen zu Hause, weil es draußen regnet. Weil es draußen regnet, spielen die Kinder zu Hause. Weil es draußen regnet, spielen die Kinder zu Hause. Sonraki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Manuela kann morgen ihre Freunde nicht besuchen. Öncelikle bir anlamlandıralım. Manuela bu bir kadın ismi, değil mi? Morgen, yarın. Ihre Freunde, evet demek ki onun arkadaşlarını diyecek olursak, değil mi? Kendi arkadaşlarını kastetmiş oluyoruz. Kendi arkadaşlarını besuchen neydi arkadaşlar? Ziyaret etmek. Dolayısıyla arkadaş ziyareti için de geçerli. Ancak bir okula giderken, bir okula gittiğinizde de kullanabileceğiniz bir eylem bu. Ancak burada arkadaşlarını yarın ziyaret edemiyor. Kim edemiyor? Manuela. Gerekçesine bakıyoruz. Sie muss Klavier üben. Klavier neydi arkadaşlar? Piyano. Üben, etüt yapmak. Piyano etüdü yapması gerekiyor, değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla eminim kendi kendinize şey demişsinizdir. Yani bu da bir gerekçe mi? Kesinlikle Alman mantalitesinde böyle bir şey var arkadaşlar. Onlar için işte öncülü olan şeyler, durumlar var. İkincil planda olan şeyler var. Bu tabii ki arkadaşlarını önemsiyor demek değil ama bu adamlar çok dakik, çok da işte randevu usulüyle çalıştıkları için bunu da mutlaka işte hayatlarına şey yapıyorlar, koyuyorlar. Dolayısıyla burada neyi öncülü olarak almış? Etüt etmeyi, değil mi? Piyano etüdü yapmayı. Dolayısıyla şimdi biz gerekçe olarak ne diyeceğiz? Manuela yarın arkadaşlarıyla buluşamıyor. Neden? Çünkü piyano etüdü yapması gerekiyor, değil mi? Ne yapacağım? Baştaki cümleyi aynen buraya taşıyacağım ve diyeceğim ki Manuela kann morgen ihre Freunde nicht besuchen. Yarın arkadaşlarını Manuela ziyaret edemiyor. Çünkü, weil, bakın burada modal fiil var. Dolayısıyla modal fiil ne olacak arkadaşlar? Asıl fiilden sonra, yani üben master'ın hemen sonrasında gelecek, değil mi? Weil sie Klavier üben muss. Piyano etüdü yapması gerektiği için, değil mi? Çünkü demek ki ne olmuş oluyor? Çünkü piyano etüdü yapması gerektiği için derken weil sie Klavier üben muss demiş oluyoruz. Burayı bir toparlayalım isterseniz arkadaşlar. Manuela kann morgen ihre Freundin nicht besuchen. Weil sie Klavier üben muss demiş oluyoruz. Bunu, bu weil yapısını cümlenin başına da getirsek o da olur, değil mi? Ne olacak? Aynı şekilde kalacak arkadaşlar. Sadece buradaki sie'yi Manuela ile değiştirdiğimizde daha bir açıklık getirmiş oluruz. O zaman ne olacak bu arkadaşlar? Weil Manuela Klavier üben muss, değil mi? Piyano etüdü yapması gerektiği için, değil mi? Kann sie morgen ihre Freunde nicht besuchen. Bakın, weil cümlesiyle başladığı için ne oluyormuş demek ki arkadaşlar? Virgülle ayırıyorum ve bir diğer fiille başlıyoruz. Ancak burada modal fiil söz konusu olduğundan dolayı ne yapıyoruz? Modal fiille devam ediyoruz. Kann sie morgen ihre Freunde nicht besuchen. Arkadaşlarını yarın ziyaret edemiyor, değil mi? Demek ki Manuela piyano etüdü yapması gerektiği için yarın arkadaşlarını ziyaret edemiyor dediğimizde weil Manuela Klavier üben muss, kann sie morgen ihre Freunde nicht besuchen. Ve geldi sıra son örneğe. Julia bleibt in Wien. Evet, Julia bu bir kadın ismi. Bleiben neydi? Kalmak demekti. In Wien. Wien neydi? Neresi? Avusturya'da Viyana, değil mi arkadaşlar? Julia Viyana'da kalıyor. Julia bleibt in Wien. Gerekçesi ne? Sie möchte Kunst studieren. Evet, Kunst neydi arkadaşlar? Sanat studieren, yüksek öğrenim görmek, değil mi? Bunlar da akademide olabilir,
üniversitede olabilir, değil mi? Bir kurumda olabilir. Dolayısıyla onun eğitimini görmek istiyor derken sie möchte Kunst studieren. Bakın burada neden sonuç ilişkisini görüyoruz. Viyana'da kalmak istiyor çünkü ne yapmak istiyor? Sanat okumak istiyor. Derken Julia bleibt in Wien. Bakın aynen buraya taşıdım. Virgülümle ayırdım. Weil sie Kunst studieren möchte. Ne olmuş oluyor arkadaşlar? Modal fiil, asıl fiil yani master'daki studieren değil mi? Hemen sonrasında geliyormuş demek ki modal fiil. Dolayısıyla Julia bleibt in Wien, weil sie Kunst studieren möchte demiş oluyoruz. Ya da ne diyebilirdik? Bu weil yapısını başa getirebilirdik. O zaman ne olacaktı? Weil Julia Kunst studieren möchte, değil mi? Weil Julia Kunst studieren möchte ve eylemle devam ediyoruz. Bleibt sie in Wien. Demek ki Julia sanat öğrenimi görmek istediği için Viyana'da kalıyor demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Manuela kann morgen ihre Freundin nicht besuchen. Manuela kann morgen ihre Freundin nicht besuchen. Sie muss Klavier üben. Sie muss Klavier üben. Manuela kann morgen ihre Freundin nicht besuchen, weil sie Klavier üben muss. Manuela kann morgen ihre Freundin nicht besuchen, weil sie Klavier üben muss. Weil Manuela Klavier üben muss, kann sie morgen ihre Freundin nicht besuchen. Weil Manuela Klavier üben muss, kann sie morgen ihre Freundin nicht besuchen. Julia bleibt in Wien. Julia bleibt in Wien. Sie möchte Kunst studieren. Sie möchte Kunst studieren. Julia bleibt in Wien, weil sie Kunst studieren möchte. Julia bleibt in Wien, weil sie Kunst studieren möchte. Weil Julia Kunst studieren möchte, bleibt sie in Wien. Weil Julia Kunst studieren möchte, bleibt sie in Wien. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde weil cümlelerini görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.